Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorum ki iyisiniz. Okullar açıldı. Okullara gidiyorsunuz. Lisenize gidiyorsunuz. Üniversitenize gidiyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz. Ve çok mutlusunuz. Çünkü çalışkan insanlarsınız. Derslerinizi yapıyorsunuz. Verilen tonlarca ödevin altından rahatça kalkabiliyorsunuz. Ve siz bunu yaparken çok eğleniyorsunuz. Ve bu yüzden mutlusunuz, biliyorum. Söyleyince komik oldu biraz. Ve şundan eminim ki beni izleyen herkes çok çalışkan. Kesinlikle bundan eminim. Yani birazcık. Yani çok değil, birazcık. Neyse, konumuz okul değil ki, ben niye bu konuya girdim bilmiyorum. Önemli değil. Ama gene de bu konuya girdiysem size şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Bir hayaliniz olsun, doktor olmak, başka diğer bir iş. Bu hedef doğrultusunda ilerleyin. Ve bunu hangi yaşta olursanız olun, şu anda beni izleyen, bunu yapmaya başlayın. Çünkü sonradan çok geç olabilir bunu yapmak için. Dersleriniz, biliyorum, sıkıcı geliyor. Yani çoğu kişiye sıkıcı geliyor. Ama olması lazım. Yani yapacak bir şey yok ki başka. Yani şu anda bunu yapmanız gerekiyor. Ama bunu yaptıkça gelecekte faydasını çok göreceksiniz. Sıkıcı bir öğretmen gibi konuştum. Hayır. Ama öyle, gerçek bu. Sen ders mi çalıştın salak, sen YouTuber'sın. Ben ders çalışmıştım zamanında. Ama hiç takdir alamadım. Hep teşekkür aldım. Takdir alan arkadaşlarım yıllar geçtikçe teşekkür bile alamamaya başladılar. Ama ben hala teşekkür almaya devam ettim. Çok salak bir mantık. Bunu eski bir videomda da söylemiştim. Şu an dejavu oldum. Her neyse, konumuz neydi ki? Ne videosu çekiyordum? Bugünkü konumuz şarkı söylememeye çalışmak. Bugün şarkı söylememeye çalışacağız, evet. Her yerde şarkılar duyuyorsunuz. Yolda giderken, otobüste hanım teyzenin kulaklığından gelen müzik, taksiye bindiğinizde taksicinin çaldığı arabesk şarkılar. Ve bunlar sizin beyninize yerleşiyor. Şimdi bu beyninize yerleşen şarkılardan sizi şarkı söylememeye zorlayacağım. Ben de aynı şekilde. Kurallarımız şu: sakın söyleme ve sakın ritim tutma. Kurallarımız bu kadar. Söylemiyoruz ve ritim tutmuyoruz. Dans etmiyoruz. Hepsi yasak. Türkçe, yabancı, karışık bir şeyler hazırladım. Hadi hazırsanız izleyelim. İlk şarkımız gelsin bakalım. Ne kadar zor olabilir ki şarkı söylememek? Evet, evet. Bu şarkı Anne Marie'nin şarkısı ve ben en çok sevdiğim sanatçı olarak Anne Marie'yi görüyorum. Ne salak bir cümleydi bu. Ve şu anda zorlanıyorum. Çünkü Anne Marie bence çok iyi bir şarkı. Evet, geçti o. Ama bu şarkıyı o kadar bilmiyorum. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Benim çok bilgim yok. Zorlamıyor. Ya bilmiyorum. Ay, dans yok, dans yok, dans yok. Pardon. Sayılmaz. Dans etmiş gibi oldum biraz. Ama sen, ama bu şarkıyı herkes biliyordur. Evet, bu şarkıyı biliyorum. Tamamen biliyorum. İngilizce olmasına rağmen sözlerini çok iyi biliyorum ve dans etmemeliyim. Zor. Ah, tam geçti. Aa, bu şarkıyı bilmiyorum. Gerçekten bu şarkıyı hiç bilmiyorum. Galiba ilk defa dinliyorum. Bu şarkıyı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum çünkü. Ama güzel klibi varmış. Aa! Ya bu şarkıyı da herkes biliyordur ya. Bu pop şarkılar niye bütün dünya tarafından biliniyor ve insanların beynine yerleşiyor ki? Ah, geçti. Tam söyleyecektim, geçti. Zor, evet, zor bir challenge anladığınız kadarıyla. Benim gibi yapmaya çalışın. Şarkıyı söylemeyip dans etmemeye çalışın. Daha zor oluyor. Şimdi biraz Türkçe dinleyelim. Evet, Türkçe olduğu için şarkı Türkçe olduğu zaman insan daha fazla tanıdık şey, söz biliyor. Söylemesi de daha kolay oluyor. Mesela şu an çok zorlanıyorum. Hadise yapma lütfen. Olsan Koç'un şarkısı Vermem Seni Ellere. Bunu filmine de gitmiştim. Çok güzeldi. Şimdi ikinci filmi de çıkacak. Yani bu anlattığım şeyden şarkıyı iyi bildiğimi anlıyorsunuz. Zorlanıyorum. Ah, geçti. Hah, tamam. Bu şarkı da dinlenebiliriz. Bunu bilmiyorum çünkü. Ama güzelmiş. Yıldız Sizen'in olduğu şarkılar güzel oluyor zaten. Ama şarkıyı hiç bilmiyorum. Güzel. Yani rastgele dans etsem bu sayılmaz. Aa, bunu biliyorum. Bunu herkes biliyor. Elim ayağıma girdi şu anda. Sakin, sakin ol. Saçına bak, saçınla ilgilen. Şarkıyla umursama. Heh, iyi, tamam. Bu şarkıyı da bilmiyorum. Ne diyorlar? Eyyo, eyyo diyorlar şarkı. Yemin ediyorum bu şarkıyı ilk defa görüyorum. Şarkıda eyyo, eyyo diyorlar. Eyyo. Doğrusu tek yeyli olan. İki eyle, iki oyla olan. Bunu bilmiyorum. Soner Tarıkabadayı'nın Son Çıkan şarkısını biliyorum. Bunu bilmiyorum. Aklındaki bilgiye bakar mısın? Son Çıkan şarkısı.
Aa, bunu biliyorum, bu çok güzel. Bu çok güzel. Sıla'nın şarkısı. Sıla dinleyince aklıma Ahmet Kural geliyor. Ahmet Kural'ın böyle komik bakışı geliyor. Sizin aklınıza gelmiyor böyle. Ah tamam. Aa, bunu da biliyorum. Evet, Türkçe popu tamamen biliyoruz galiba. Evet, her şarkıya biliyorum dememe gerek yok galiba. Bengü, hadi bakalım. Klip güzel ama, klip güzel. Şarkıyı söylemeyin. Ed Sheeran'ın şarkıları çok iyi ya. Ed Sheeran'ın parodisini de yapmıştık. İzlemediyseniz söyleyeyim dedim, izleyebilirsiniz. Hani başka şeylerden bahsetmem gerekiyor ki şarkıya konsantre olmayayım. Evet, bunu da biliyorum. Yılan dilli kadın var şarkıda. Oy, ne güzel dans ediyorsun. Imagine Dragons'un. Sen de güzel bir şarkıydın, evet. Biliyor musunuz? Ya yılan var, yıl atıyor. Klibini daha önce izlememiştim ama güzelmiş. Ay, bu da güzel. Çok, yani söyleyecek gibi değilim ama bu da çok güzel. Zaten şarkıyı yapanlar dünyaca ünlü sanatçılar. Güzel bir şey yapacaklar, zorunlulukları var. Dünyaca ünlüsün. Dünyaca ünlüysen güzel bir şey yapmaya zorunlusun zaten. Değil mi? Post Malone. Bunu herkes biliyordur. Bunu bütün Türkiye biliyordur. Bunu bütün dünya biliyordur. Hep Türkiye'si. Ay, sen de güzelsin. Klibi bir anca görünce şeye benzettim. Ece Seçkin'in şarkısında da böyle bir klip vardı ya, ona benzettim. Ece Seçkin'in yeni şarkısı da güzel. İnşallah listede o yoktur. O da aklımda bayağı bir. Bütün kızlar sağ olsun Ece Seçkin'in yeni şarkısını aklıma soktular. Dur bakayım, açayım bakayım. Söylemeden dayanabilecek miyiz? Dans etmeliyim. Hayır. Etmemeliyim. Yenilmek yok. Şu tarafa doğru. Evet. Biliyorum. Biliyorum, böyle içimde böyle sıkışmış bir şey varmış gibi hissediyorum. Dibine. Söylemiş sayılmıyorum böyle. Dibinde acı hissediyorum. Etkinlik yapsak gelecek mi sen de? İyiydi, güzel. Şu an dans etmiş sayılmıyorum. Sadece ellerimi açtım ve şarkıyı dinliyorum. Şarkının öyle bir havası var. Ama dans etmiyorum. Ellerimi açtım, huzurlanıyorum. Hayır. Zinet Salin'in Ağlar Mıyım şarkısı. Zor. Gerçekten zor. Zinet Salin'in güzel şarkısı bu olabilir. Kesinlikle ağlayacağına inanmıyorum. Bu da gerçekten akılda kalan bir şarkı. Şu anda beni büyüledi. Ama klibini daha önce izlememiştim. Güzelmiş. Ay ya, bu şarkılar nereden geliyor acaba? Benim beynimde bu şarkıların hepsi nasıl yer etmiş olabilir? Çünkü ben özellikle açıp bu şarkıları dinlemedim ama hepsini biliyorum. Biliyorum, bütün sözleri biliyorum. Bunu da biliyorum mesela. Dinlemiyorum. Nasıl biliyorum bilmiyorum yani. Bir yerden yükleniyor mu gece USB mi bağlıyorsunuz beynime? Nasıl geliyor bu şarkılar kafama? Tamam. Nabız 180. Çok bilmiyorum bu şarkıyı. Bu beynime yüklememişler. Bunu beynime yüklememişler. Diğerlerini yüklemişler. Nasıl yüklemişler bilmiyorum. Bulacağım. Ama bunu yüklememişler. Evet, ama bunu yüklemişler. Edis. Yani Edis'in şu şarkısında sürekli insanın şey diyesi geliyor. Çoklar çok. Yani tam şarkı gibi olmaması için ayırıyorum Ece'yi. Çok diyesi geliyor insanın. Kuyuları severiz. Kuyuları severiz. Aleyna Tilki'nin şarkıları istemsiz bir şekilde iki sefer dinlediğinizde beyninizi ele geçiriyor. Umaktan. Bak, orada hep bulmaktan diyormuş. Ben orada umaktan dediğini sanıyordum. Siz de umaktan dediğini düşünüyorsanız benim gibi bendensiniz. Çakın. Gitmek
istersin uzaklara. Uzaklarda çünkü tanımadığın insanlarla tanışmak istersin. Ama bir yandan da şarkıyı söylememek istersin. Söylersen kaybedeceksindir çünkü. Biraz su mu içsem acaba? Gelsin. Ben şarkı çıktığında su içeceğim. Kesinlikle söylemedim. Su içerken ben böyle sesler çıkarırım her zaman. Çağatay Akman'ın Gece Gölgeleri Baktan sonraki yaptığı en güzel şarkısı bu bence. Bir de dizi şarkısı yapmıştı, o da güzel. Bulaşmayın şöyle şeylere. Gidin nane şekeri yiyin. Nane şekeri bitmiş. Ha, bununla zorlanmıyorum. Ama biliyorum. Yani beynimde var bu da. Yüklemişler USB ile geceliğinde uyurken. Ama nasıl geldi, yüklendi bilmiyorum beynime. Evet, evet, bunu da biliyorsunuzdur. Muhtemelen bu şarkıyı kimin söylediğini çok kişi bilmiyor benim gibi ama şarkıyı biliyorsunuz benim gibi. O yüzden... tam geçti, şarkı patlamadan geçti, güzel. Son anda kurtulduk. Bunu da çok bilmiyorum ama güzel şarkıymış. Demi Lovato, güzel. Ağzına sağlık Demi Hanım. Gene Feride. Gene Feride. Feride'nin en sevdiğim şarkısı bu herhalde. Ama söylemeyeceğim. Bilmiyorum. Söylemek istiyorum aslında. Ama yenilmek de istemiyorum. O yüzden bitene kadar konuşuyorum şarkılar. Dans etmiyorum, parmak sallıyorum. Yalan söylüyorsunuz, dans ediyorsunuz diyorsunuz. Hile yapmıyorum. Hile yaptığımı kim söylemiş? Ama Sezen Aksu'nun bu şarkısı da beynimde bir şekilde yer etmiş. LOL yazıyor. Klibini izlememiştim ama klibi ilginçmiş. Yeşil ekranda çılgın bir şeyler. Evet, bu da Hadise'nin çılgın şarkılarıdır. Pompon kız kıyafetleri giymiş şarkıda. Niye klibi inceliyorum? Çünkü şarkı dinlerken yapabileceğiniz tek şey şarkıyı söylemektir. Bunu yapmamam lazım. Bunu bilmiyorum ama çok. O yüzden bunda rahatlayabiliriz. Şampiyonlar şeker. Şarkı geçtiği için artık söyleyebiliyorum. İdo'nun eski şarkılarından. İdo tarzını bayağı değiştirdi. İdo'nun sakallara baksana. Bir de biraz şişmanmış. İdo zayıfladı bayağı. İdo zayıflayınca çok farklı bir insan olmuş. Yakışıklı da olmuş. Yani demek ki ben de zayıflarsam İdo gibi yakışıklı olabilirim. Korkun benden. Her an tehlikeliyim yani. O yüzden spora başlayıp zayıflamalıyım. Yakışıklı niye olmak istemeyeyim ki zaten. Bunu da biliyorum. Ben niye bu kadar çok duygusal aşk şarkısı biliyorum? Çünkü duygusal aşk şarkısı sevmem genelde ama hepsini biliyorum. İrem Derici. İrem Derici'nin şarkıları da çok güzel. O da stilini bayağı bir değiştirdi. Yani şu eski bu şarkısını görünce stil olarak bayağı bir değiştiğini anladım. Mabel Matiz. Boşlar beni. YouTuber'ız işte. Benle konuşuyormuş gibi yapıyorum. Ne kadar saçma. Ama bu kıyafeti güzelmiş. Renkli toplar. Hayır, Manış Baba. Manış Baba da en sevdiğim Türk şarkıcılardan birisidir. Suyun tadı bir harika. Evet, dediğim gibi Aleyna Tilki beynimi ele geçirdiği için hepsini biliyorum. Ben sana sevgimi göstermek için buradayım. Sana. Hasretinle yanıyorum. Senin. Güzel. Aleyna'nın sesi çok güzel. Evet, değil mi? Geç artık şarkı. Şarkı niye bitmiyor? Çünkü ben açmışım. bu şarkı dans şarkısı. Söyleme şarkısı değil ama şu an dans eden ablalarımız gibi dans etme şarkısı bu. Twerk yapıyorlar. Kulaklık düştü. Tamam, şu anda hile yapıyormuşum gibi gözüküyor çünkü kulaklık düştü. Takayım.
da çok iyi bir şarkıdır yani, biliyorsunuzdur. Bildiğinize eminim. Havana'yı bildiğinize eminim. Havana'yı bilmemeye şansınız yok. Abi işte. Söylememeye çalışırken mal gibi kalıyorum. Bir yandan şarkıyı dinlemeniz gerekiyor. Çok konuşmamaya da çalışıyorum. Anladınız mı nasıl bir ikilemde kaldım? Tek şarkıda sadece bir söz var ve sürekli tekrarlıyor. Yani söylemek çok kolay şarkıyı ezberinizde ve söylemeniz gerekiyormuş gibi. Geçti, güzel güzel. Nicki Minaj'ın bu şarkısı. Nicki Minaj'ın değil galiba bu şarkı. Bilmiyorum, onun mu? Ama çok beyinde kalıyor. Panter bak, dilini dişini alıyor. Dişinde pislik var herhalde. Bu da güzel. Katy Perry'nin bu şarkısı da çok fena. Hatta bu şarkıda şöyle bir dans vardı. Öylesine gösteriyorum. Dans etmiş olmak için değil. Tamam, dans etmiyorum. Tamam ama size göstermek için yaptım. O yüzden beni elemeyin. Ben elenmedim şu an. Sadece size şarkı, dansı göstermek istedim. Bu çok eski bir şarkı ama çok beyinde kalan. Justin Bieber'ın şarkı yaptığı zamanlardan kalan bir şarkı. Baksana. Güzel, güzel solo atmış. Bu da çok güzel. Oğuzhan Kuş'un duygusal şarkısı. Benimle evlenir misin yazdı. Ne kadar duygusal, romantik insanlar var. Bir romantik olamadık. Aslında işten işe romantik bir insanımdır. Anlarsınız. Tam kulüp şarkısı. Kulüplerin hepsinde bu şarkıyı çalıyorlar. Çünkü şarkının adı kulüp. Ne kadar saçma değil mi? Kulüp şarkısı kulüpte çalıyor. Ne kadar iyi. Bu da bu şarkı da çok beyin yıkıyor. İyi koreografi yapmışlar. Güzel. Dans güzel. Nasıl etraf bu kadar bembeyaz olabiliyor anlamıyorum. Herhalde stüdyo. Başka ne nasıl olacak? Güzel güzel. Demiştim Çağatay Akman'ın diğer güzel şarkısı bu demiştim dizi için yaptığı ve o çıktı. Ne kadar güzel. Peş peşe gelir hep bütün belalar. Mesela ayağıma bir şey battı. Nasıl battı bilmiyorum. Bela geldi çünkü. Eskiden de bu şarkıya söylememe challenge yapmıştım ve söylememiştim. Zor ama. Diyorsun. Geçmiyorsun dilimden. Zanın olmuş zaten. Sen olsan garip. Ama Tarkan çıktıysa bitmiştir bu iş. Dert babasıyım ya ben, yolla. Hır ya. Ben yürüyorum ya ben. Finalimizi Ajdar'la yapıyoruz arkadaşlar. 3 şarkıdan söylüyorum ve finalde Ajdar'ımız var. Çikitamuz. Ama bunu söylemeye dayanamayacağınızı bildiğim için Ajdar açtım size. Evet. Evet, bunu yaptım. Neyse, ben sona kadar dayandım ve kaybettim. Bakalım siz dayanabildiniz mi? Herhangi bir şarkıyı söyleyip dans ettiniz mi? Dürüstçe yorumlara yazmanızı istiyorum. Dürüstçe hiçbir şarkıyı söylemeden net bir şekilde, ifadesiz bir şekilde kafanızda bak. Kafanızda bile söylemeden net bir şekilde yaptıysanız helal olsun. Yorumlara yazın. Bekliyorum. Ama kaybettiyseniz onu da yazın. Bakalım kimler kaybetmiş, kimler kazanmış. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şarkı söylememe çalış 2'yi çektik. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle beğenin. Şöyle de beğenin. Nerede beğeni butonu bilmiyorum. Muhtemelen şuralarda olması lazım. Yok, buralarda. Buradan videoyu beğenebilirsiniz. Buradan. Kendinize iyi bakın. Yanlış çıkan video tıklayarak diğer videolara gelebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Çikta. Moz. Çikta. Bunu açayım. Dudura dudura dudu. Dudura dudura dudu. Boğazıma bir şey kaçtı.